Ne söylemeyi unuttun da geldin yine anne ya. Gidelim. Sanki bir bölüm açıyorsun ya, bu ne hal? Terlemişim, tişörtümü değiştiriyordum. Çekil Ayaz, çekil, hadi gir içeri. Yaklaş. He? Ya yaklaş. Senin ateşin var. Hastayım ya, ondan olabilir mi acaba? Ya Ayaz, sen ne kadar rahat adamsın ya. Hastaymış. O zaman niye böyle geziyorsun? Giysen üstüne bir şeyler. Hayır, ne yapacağım ben seninle gerçekten bilmiyorum. Bunların hepsi ağaç üzerinde saksan gibi tünediğin için olabilir mi? Ya ya da kalk en iyisi, ben seni hastaneye götüreyim ya. Ya ben hastane doktor falan istemiyorum. He, peki ne yapacağız böyle hasta hasta? Ya sen böyle bağıra çağıra bakacaksan ben kendi kendime bakarım daha iyi. Sen git istersen. Ya hasta bakıcı da beğenmiyoruz. Burnundan kıl da aldırmıyor. Ben sana bir ıhlamur yapayım en iyisi. Ihlamur yok evde. Merak etme canım, biz düşündük. Hepsi bitecek. Ne koydun buna ya? Nasıl bir ıhlamur bu? Seni iyi edecek tipte bir ıhlamur canıma. Hadi dik kafaya. Sıcak yalnız, yanıyorum. Daha iyi işte, tamam, sıcak sıcak iyi gelir. Soğutmadan içmen lazım bunu. Hadi hepsini bitir. Dik kafaya. Hasta olduğumu duyunca koşa koşa geldim bakıyorum. Başka bir dünya yok Ayaz'cığım, gidemiyoruz. Ne yapalım? Ama sen şımarma hemen. Yani aynı zamanda arkadaşlık görevlerimi de yerine getiriyorum. Ya tabii biraz da benim yüzümden hastalandın ya. Vicdan azabı da var tabii. Tabii doğru söylüyorsun. Hastalanmamın sebebi sensin. Aşk da bir hastalıktır. Bir şey mi söyledin? Kendi kendime konuşuyorum işte. Doldurayım bir tane daha. Yok ya, istemiyorum. Ya acı acı zehir gibi olmuş zaten. Ya anlamadın sen galiba. Ben öylesine sordum. Zaten içeceksin. Ateşine de bakalım ne durumda. Kalk kalk, senin yatağa yatman lazım. Ya niye panikliyorsun hemen? Ya yanıyorsun sen, ateşin çıkmış. Abarttın ha. Ya Ayaz, ne abartması ya? Yanıyorsun. Uf, tamam, konuşma sen. Ya bu çok yüksek. Bu çok yüksek, böyle olmayacak. Soyun hadi. He? Soyun dedim. Evlenmeden olmaz. Hem ateşi olan benim, biliyorsun değil mi? Ayaz saçmalama. Duşa sokacağım seni. Annem küçükken hep böyle yapardı bize ateşimiz çıkınca. Hala yatıyor ya. Kalkar mısın Ayaz? Hadi kalk. Of ya, çekiştirme tamam. Ben kendim giderim. Zaten kendin gideceksin. Ben kapıda duracağım. Kalk hadi. Hızdan haberi kaçıracağız. Oo. Korkutma beni, iyi misin? Ne bileyim, bir an başım döndü galiba. Tamam, elini kaldır. Ha?
Kaldır. Yok artık. Aman be, çok meraklıyız sanki seni çıplak görmeye. Zaten gir çık duşa, sonra hemen doktora götüreceğim seni. Ihlamuru içmeden önce iyiydim ben. İçine fare zehri kattım, ondandır. Ya bu çok soğuk. Dayan biraz, başka türlü ateşin düşmez. Ya bu çok soğuk. Bak donuyorum. Zatüre falan edeceksin beni. Allah korusun ya, saçmalama. Şakası bile kötü. Sen de ıslandın. Sen beni düşünme şimdi. Kendini düşün. Kuşkun mu var? Seninle kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye değişmem. Öykü! Neredesiniz ya? Öykü! Aa, ne bu hal? Niye sırılsıklamışsın? Hasta da biraz. Gel ön tarafa bakalım.
Bas kayda bas. Herif karısını aşığıyla yakaladı lan. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Çek şu, kapat şu kamerayı. Sen de çalışmıyor. Ya. Ya Mete sen kafayı mı yedin ya? Gazetecilerin önünde Öykü'yü nasıl öpersin sen? Üçümüzün de itibarını kurtarmaya çalışıyordum Ayas. Ha bu mu yani? Bana iyilik yaptın, Öykü'ye iyilik yaptın, kendine iyilik yaptın. Bu mu bahanen? Ya sakin olun, bağırmayın birbirinize lütfen. Ya sen gazetelerin yarın ne yazacağını düşündün mü hiç? Hadi Önder Bey'i geçtim. Yani bu kızın babasını da mı düşünmüyorsun ya? Yani Kemal abi gazeteyi eline aldığı zaman kızının kocasını başka biriyle aldattığını haberini görse daha mı iyi yani? Kocası mı? Bak Mete, sen bu evcilik oyununu fazla ciddiye almaya başladın. Sen onun kocası falan değilsin. Siz gerçekten evlenmediniz. Bak uyan artık uyan. Siz numaracıktan evlendiniz, anladın? Kafan almıyor galiba. Ya bağırmayın birbirinize, suçlamayın birbirinizi. Asıl kafası almayan sensin ortak. Dur, dur ben senin için daha da ileri gideyim. Daha ne kadar ileri gideceksin ya? Öykü'yü bu kadar zor bir duruma sokan aslında sensin. Eğer birazcık olsun sabredebilseydin... Bak, kahramanlık yapmış, süper adammış gibi karşımda durma. Hatta hiç karşımda durma. Ah yeter be! Sinek mi vızıldıyor burada? Hayır, beni dinlemeyeceksiniz değil mi? Dinlemeyeceksiniz, kavganıza devam edeceksiniz. Ben gidip mısır falan patlatayım. Sizin kavganızı izlerken yerim. Sen niye bir şey demiyorsun ona? Ha? Niye kızmıyorsun Mete'ye? Ne hakla beni öpersin falan demiyorsun? Niye okkalı bir tokat atmadın ya? Hah, ne kadar güzel değil mi? Kabak yine benim başıma patladı. Buyurun. Eğer rahatlayacaksan hemen atsın. Ya Mete sen benimle dalga mı geçiyorsun? Geçiyorum çünkü saçmalıyorsun. Ya size doyum olmaz. Tamam ben gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Sen gel bakayım buraya. Ne? Ya bırak. İyi, ateşin düşmüş. Mete'cim kavganız bittikten sonra ortağın doktora götürürsün. Ben hasta falan değilim. Belli, cin gibisin. Sayenizde iyileştik. Bir şey değil. Bittik biz. Mahvolduk. Köpüğü de harika görünüyor. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Önlem Hanım. Başka istediğiniz bir şey var mı? Yok, daha ne olsun. Sağ ol. Açılın, açılın. Büyük olay var, açın yolu. Çekil, 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 çekil. Ya şekerim, deminden beri bağırıyorum yolu açın diye. Duymuyor musun? Aa, hadi bak işine. Ne oluyor Olcay? Yangın tatbikatı mı yapıyoruz? Kraliçem bunu görmelisiniz. İnternet yıkılıyor. Öykü için the end. Bas kayda bas. Herif karısını aşığıyla yakaladı lan. Ne oluyor Olcay? Niye bağırıyorsun? Gel kızıl gel, olaya gel. Mete. Daha biz ayrılalı ne kadar oldu ki? Ay saçmalama. Bu adam için üzülecek misin bir de? Seni kapının önüne koydu. Bunu sakın unutma. Hayır unutmuyorum ama... Aması falan yok. Seni istemeyen biri için asla gözyaşı dökme. Biraz gururlu. Ay tabii canım ya. Elini sallasan ellisi taş gibi kızsın. Boş ver. Bunların gitmeye hiç niyeti yok. Ne yapacağız?
Bence başka çare yok. Yani el ele tutuşup çıkacağız. Yok ya. Ben buraya tünel kazarım, Öykü'yü buradan çıkarırım. Sen sevgilimin elinden tutup çıkamazsın. Ne sevgilisi ya? Ne sevgilisi? Biz ne zaman sevgili olduk seninle? Benim niye haberim yok? Farklı dünyalarda yaşıyoruz biz galiba seninle. Ya Öykü bir saniye karışma. Bir dakika bir dakika ya. Kız haklı. Niye karışmasın ki? Daha düne kadar canım arkadaşım bilmem ne arkadaşım diye gezip duruyordun. Ne oldu? Ya sana anlattım ya, konuştuk. Ne anlattın? Hayır, ne anlattın ve bana niye anlatmadın? Bana bakın, delirmeme çeyrek kaldı. Aa şuraya çiziyorum. Aa çizmiyorum, yazıyorum. Tamam mı? İkinizin kafalarını alırım, balon gibi birbirine vururum. Zaten dışarıda gazeteciler bekliyor, bomba gibi haber oluruz. Ha, sonra bana sorarlar, Öykü Hanım niye yaptınız? Pişman değilim, hak ettiler derim. Beni çıldırttılar. Öykü bir sus. Of, tamam. Ne haliniz varsa görün. Tamam, tamam. Şimdi bir sakin olalım, mantıklı düşünelim. Elbet bir yol bulacağız. Benim süper bir fikrim var. Biz seninle çıkalım. Sen bir de beni öp. Herkes şoka girer, Öykü de aradan kaçar. Heh, Önder Bey. Önder Bey, buyurun. Ha? Aa, öyle mi? Heh, gerçekten bir sen eksiktin. Şimdi kadro tamamlandı. Efendim Şeyma. Şeyma değil, Şeyma Hanım. Sen nasıl bir asistansın ya? İşine gelmeyen asistan mı olurmuş? Bütün bu gecikmelerin maaşından kesilecek, haberin olsun. Vallahi buradan bir kurtulsam asıl ben keseceğim de. Ne diyorsun sen ya, ne keseceksin? Adak diyorum, adak. Adam var da onu keseceğim. Anlamıyorum Öykü. Geliyorum dedim ya, yoldayım. Şeyma Hanım. Çabuk gel, yarım saate burada ol. Ayaz, benim acilen işe gitmem lazım, bir şeyler yap. Düşünüyorum. Dur ben senin bir ateşine bakayım ya. Ya demin baktım, bir şey yoktu işte. E tekrar bakayım, ne olacak? Ya istemiyorum. Uf be, iyi tamam. Ya benim hemen şirkete gitmem lazım. Önder Bey delirmiş bir şekilde şirkete geliyor. Bu gazeteciler bizi çiğ çiğ yemeden buradan çıkarsak iyi. Ya bir çözüm bulsanıza. Yalnız el ele çıkamazsınız. Ne yapıyorsun? Dur, anlatacağım. Kayda bas. Herif karısını aşığıyla yakaladı lan. Bak 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 bak. Gözleri görüyor musun? E kapatmamış işte. Yani demek ki olayın içinde değil. Mecbur kalmış öpmeye. Bence durumdan kendisi de rahatsız. Ya şurada var ya, şu karede en rahatsız insan Ayaz bence ya. Baksana. Ay değil mi ya? Yazık çocuğa. Resmen ışığa tutulmuş tavşan gibi kalmış zavallı ya. Ay yeter. Bir ileri bir geri içim şişti ya. Ay belli ki Mete durumu kurtarmaya çalışmış. Hayır, bu kadar abartılacak bir durum yok yani. Ay nesini abartmayalım canım? Yani bu sahte koca. Bu kızda, bu arkada şaşırıp kalmış erkekle sevgili sayılır. Evet hayatım ya. Bu nasıl pozisyon yorumlamak? Bak yıllardır burada spor programları izleyen bir insanım ya. Analizden anlıyorum herhalde. İlker, bak bakalım sen bana. Hangi pozisyonda bakıyorum canım ha? Ben bu bakışı çok iyi biliyorum. Bu bakış içimdeki canavar az sonra çıkacak bakışı. Acıktık değil mi? Ben mutfağa gideyim, bize bir şeyler hazırlayayım ve yiyelim. Olur. Ya bir şey diyeceğim. Sence Öykü ne hissetmiştir abim onu öptüğünde? Ay, hiçbir şey tabii.
Eminsin yani. Ay ne bileyim ya. Sonuçta Öykü'nün kalbi yıllarca abim için attı. Yok. Ay yok. Öykü'nün beyaz atlı prensi Ayaz'cın. Abim falan olamaz. Benim beyaz atlı prensim de Emre'di mi? Öyleyse bile atını şu anda dört nala doğru sürüyordur bu aralar canım. Şşş, yeşil. Kıza bak ya, iki herifi de attı içeriye. Boşalsın yalnız. Senin gibi salak herifler de boşluğuna kanmış zaten. Almış iki tane salağı öyle parmağında oynatıyor. Amacı belli değil mi? Ucuna neymiş? Öykü Hanım bir dakika, sakin olun, vurmayın. Niye sakin ol Cafer? Söylesene, yüzüme söyle neymiş? Yanlış anladınız. Niye yanlış anlayacağız? Kızı var ya. Öykü Hanım vurmayın, kafam acıyor. Olma ya şey, acırma be, acırma. Yeter. İki saatte kabinden de esir ettiniz bizi içeride be. Ya bir şey yapsanız da çıldırmış bu ya. Kaçma, kaçmayın korkaklar. Kaçmayın, ikinize de yedireceğim o lafları. Çekin, çekin, iyice çekin. Ama önce çekilin önümden, çekilin şunları. Paralıyım diye. Öykü Hanım, bakın terbiyesiz yanlış yapıyorsunuz. Bu ülkede basın özgürlüğü var. Ben var ya, o özgürlüğüm. Yetti be. Ne yetti be, ne yetti? Bırak parçaları içeri, bırak. Hala. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Sen nasıl dokunursun ona? Bırak! Bırak sana! Konuşsana! Bırak sana beni! Polis! Ya bırakın! Tutma! Polis çağırın lan! Polis! Tutma! Ya beni polis çağırsın! Bırak beni! Çekme! Çek bak, hala çekiyor! Lan ya bırakın! Çekme. Yine mi siz? Bu sefer ne oldu? Ya komiserim, ben ne söylesem siz kızacaksınız. O yüzden ben susma hakkım kullanıyorum. Niye kelepçe taktınız bunlara? Çare bırakmadılar efendim. Durduramadık. Zor zapt etti. Vallahi komiserim, biz şikayetçiyiz. Tahmin ediyorum. Benim de kameramı kırdılar. Abartmasana arkadaşım. Kazayla bastık. Hülkü Hanım yapmayın. Üzerinde zıpladınız, tekme attınız. Senin tekmesem daha mı iyiydi canım? Onu da yaptınız. Arkadaşımın kafasında damacanayı parçaladınız. Aa, komiserim gerçekten hiç hatırlamıyorum. Kavga neden çıktı? Şimdi ben anlatayım size komiserim. Ben yürüyordum. Şimdi bunlar benim arkamdan abuk subuk konuşuyorlardı. Ben de duydum. Ama ne laflar, ne laflar böyle. Duymanız lazım yani. Ondan sonra aldım damacanın ucuyla azıcık, terbiyesizlik yapmayın arkadaşım der gibi vurdum. Ama böyle hani bir daha tekrar etmeyin der gibi. Hani ne vurursanız ya böyle arkadaşınızın omzuna. Naber demek için. Öyle bir şeydi. Ya kafamda damacanayı parçaladın. Hala bir de yalan mı söylüyorsun? Ne rahat kadınsın sen ya? Sen bana bak, seni şimdi var ya. Kaçma. Ayaz, dur. Sakin. İyi misin sen? Allah'ım, bu da. Yeter artık. Sizinle uğraşamayacağım. Atın şunları nezarethaneye. Ah canım o değilsin. Ama siz bunu çoktan hak ettiniz. Bir daha benim hakkımda öyle ileri geri konuşursanız ben sizin var ya. Yürüyün, yürüyün. Komiserim bizi götürüyorlar. Ah, az bir şey yapsana. Ben de susma hakkımı kullanıyorum. Aferin canım, çok iyi yapıyorsun. Hadi yürü hadi. Ama ben sizi yazdım. Sizinle çıkınca hesaplaşacağım. Bu iş burada bitmedi. Ah bir de gülüyorlar ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.